Onu mesela %100 ceviz suyuna yapıyorum. Ekşi maya yapmak için iyi un, içme suyu ve temiz cam bir kavanoz dışında bir de zamana ihtiyacınız var. Ekşi maya un ve suyun karışımıyla birlikte 10 gün boyunca oda sıcaklığında bekletilerek ve daha sonrasında ise yine un ve su karışımıyla birlikte besleme yapılarak elde edilen bir maya türü. İşte bu ekmekler, elemeyi göz nuru olan pastalar, börekler, çörekler bu maya sayesinde hazırlanıyor ve sizlere sunuluyor. Eski dönemdeki ekmeklere götürecek olan ekşi mayanın tarifini ve özelliklerini Ekşi Tatlı kurucu şefi Eylül Gümüşer Aksu Haber'e anlattı. Ekşi maya zaten aslında buğday kepeğinin içinde olan bir maya. Biz onu sadece un ve suyla besleyerek düzenli olarak meydana getiriyoruz diyelim. Onu bir canlandırıyoruz. Daha sonra düzenli olarak da buzdolabında saklayarak 3 güne bir besleyerek yaşamasını sağlıyoruz. Ne kadar yaşlı olursa ekmek yapma performansı o kadar yüksek oluyor. Dolayısıyla hani bizim için önemli olan şey yaşı biraz daha ilerlemiş, olgunlaşmış ekşi mayalar. Biz şu an 4 yaşındaki mayalarımızla yapıyoruz ekmeklerimizi. Ancak dükkanımız açıldığı zaman 8 veya 9 yaşındaki bir mayamızı kullanacağız ve onunla çok daha güzel bir ekmek olacak. Yeni bir hizmeti Kahramanmaraş'a sunmaya hazırlanan Ekşi Tatlı kurucu şefi Eylül Gümüşer şunları kaydetti. Biz dükkanımızı açıkçası açılma amacı birazcık daha insanları doğal ürünlere yönlendirmek, birazcık daha ne yediğimizi bilme bilinci oluşturmak. Biz bunu ekmekle yapıyoruz ama hep anlatırken diyoruz ki insanlara, yani siz ne yediğinize dikkat edin, diğer ürünlere de bakın. Her zaman mümkün olduğunca doğal olana yönelin. Çünkü artık başımıza ne gelirse yediklerimizden geliyor. Ekşi mayanın içinde kullandığımız bizim unumuz çok özel. Balıkesir'den özel taş değirmende üretilmiş organik buğdaylar kullanıyoruz. Kesinlikle hibrit tohum değil. Tamamıyla yerel buğdayları kullanıyoruz. Zaten dükkanımız açıldığında kara kılçık ve siyez buğdaylarını da kullanacağız. Onlar atalık buğdaylar olarak geçiyor. Bunlarla birlikte ekmeklerin yanında çok çeşitli ekmeklerimiz olacak. İşte yaban mersinli, soğanlı, kuru domatesli. Onların dışında açmalar, poğaçalar, yapacağımız ekşi mayalı pizza, hepsinde kullanacağımız mayalarımız doğal olacak. Peki bu fikir nasıl çıktı? Yani üretici olarak sizsiniz. Bu fikri meydana getiren sizsiniz değil mi? Aslında fikir tüm dünyada yükselen bir trendti. Biz trendi yakalamaya çalışıyoruz ve onu Kahramanmaraş'a getirmeyi hedefledik. Aslında Anadolu'ya getirmeye çalıştık. Bugün dünyada artık endüstriyel mayaların devri tamamen kapanıyor. Dünya tamamıyla doğal mayalıya, aslında doğal ürünlere doğru gidiyor. Biz de onu ucundan tuttuk diyelim ve devam ettirelim. Buralara da getirelim. İnsanlarda böyle bir bilinç oluşturalım istedik. Peki ne zaman açılacak? Dükkanınız ne zaman açılacak? Dükkanımız 10 Mayıs'ta biz mutfağa girmeyi hedefliyoruz. Umarım 15 Mayıs yani Ramazan'ın başlangıcında insanlara ekmek satarak bu hizmeti sunacağız. Daha sonra restoran tarafımız hizmete girecek. Orada kahvaltı hizmeti sunacağız. Pastane tarafımız olacak. Kahve ve çaylarımız olacak. Onlar da özel. Ve pastanelerimizde özel pastalarımız, porsiyonluk pastalarımız olacak. Ekşi mayanın faydalarından bahseden Gümüşer tüm halkı yeni hizmete açılacak olan ekşi tatlıya davet ediyor. Ekşi mayayı asıl en çok faydalı hale getiren şey onun fermantasyon süresinin uzun olması. Yaklaşık 5 saat dışarıda 12 ile 16 saat arasında buzdolabında fermante ediliyor ve daha sonra pişmeye hazır hale geliyor. Bu uzun fermantasyon süresi özellikle soğuk fermantasyon kısmında ekşi maya içerisindeki bütün vitaminleri dışarıya çıkarıyor. B12 ve folik asit açısından çok zengin bir ekmek. Aynı zamanda probiyotik bir ürün zaten. Sindirim sistemi için inanılmaz derecede faydalı ve B12 açısından yani B12 vitamin açısından yüksek olması da onun unutkanlığı ve bizim hafızamızı kuvvetlendirmesi açısından da çok faydalı. Aynı zamanda şeker hastaları için özellikle çavdar ekmeğini kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani %100 çavdar yapıyoruz çünkü. O ekmekler o hastalar için gerçekten rahatlıkla tüketebilecekleri güzel doğal bir ürün.